Dağın dibindeki mi? Aha, dağın dibindeki. Çeçeveler. Tamam, anladım. Burada bak, petrolün, karadaki petrolün yerine koyuyor. Nasıl? Ama böyle yani bizim bir paranın... Bizimkideki de çatısı görünmüyor. Bak, net burada. Bizim evde çatısını da söylüyor. Yani son... Ablacığım merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yılmaz Özdemir'in eşi Sevinur Özdemir. Sevinur Hanım, neyi seyretiyorsunuz şu anda? Evimiz kaldı su altına, onu izliyoruz. Nerede eviniz şu anda? Evimiz botların altında. Şöyle elin. Eviniz nerede kaldı? Evimiz orada kaldı. Şimdi, ne yapıyorsunuz? Buradan her dakika evinizin su altında kalışını mı seyretiyorsunuz? Evet, aynen öyle oldu. Üzülüyor musunuz orada? Evet. Kaç yılınız geçti? 35 sene geçti orada. Ömrünüz 35 yılınız geçti, evet, orada. Evet, orada geçti ömrümüz. İş yerimiz gitti, evimiz gitti. Burada nasılsınız? Burada ilçe yerinde, yeni ilçe yerinde? Yeni ilçe yerinde, hala iş yerimiz yapılmadı. Yapıyla yeni. Evimiz iyi de iş yerimiz hala yapılmadı. Ben Kral Çam Köyü'nden Altun Balcı, Aytekin Balcı'nın eşiyim. Misafir olarak geldim dünürüme ama nenem dedem, anneannem dedem buradaydı. Annem burada aslında. Misafir olarak geldim, gezdim, gideceğim. Nasıl gördünüz Yusuf Bey'in? Üzüldünüz mü? Allah üzüldük. Tabii ki eski halinden artık bir şey kalmamış yani. Yeni hali de güzel ama eski hali daha iyiydi. Çünkü çok dağınık yapmışlar buraları. Yani bir arada olsa daha güzel olurdu. Tanıyabilirsiniz. Ben Bekçi Hüseyin'in hanımıyım. Selfinaz İnce. Selfinaz Hanım, neyi seyretiyorsunuz buradan? Evimi seyrediyorum. Evim kaldı orada sunum dibine. Onu seyrediyorum. Çok da üzülüyorum. Ama devletimizin karı için de Allah gene razı olsun diyorum devletimize. Ne diyeyim? Devletimizden Allah razı olsun ama evlerimiz zemin katlar çıktılar. Çok ona üzülüyorum. İnşallah Tayyip Baba gene bize evimizi verir. Yani ev verir diye de. Çok üzülüyorum. Çocuklarıma ev çıkmadı. Ondan sonra kendimiz de şükür Allah'a ediyoruz. Başka bir yaramazlığımız yok. Tamam. Ben Sade Nur Tam Yürek. Sade Nur Hanım, şu anda neyi seyretiyorsunuz buradan? Kalan, suyun altına kalan anılarımızı, yaşamlarımızı, evlerimizi, geçmiş hayatımıza bakıyoruz daha doğrusu. Üzülüyor musunuz? Tabii ki, her zaman. Şu anda eviniz su altında kaldı mı şu anda sizin? Evet, şuradaki ev benim, orada yaşadım. Ötekinde yaşadım. Kaç yıl boyunca orada yaşadınız? 40 yıl orada yaşadık. 40 yılımızı orada geçirdik ama şimdi yeni yaşamımıza alışmaya çalışıyoruz. Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Komşularınız burada yine? Yusufeli, hepsi Yusufeli halkı. Kimse de yabancılık çekmedik ama yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Tamam. İsmim Selahattin Yaralı, Çevreli Köyü, Maraş Mahallesi. Efendim, şu anda neyi seyretiyorsunuz buradan? Vallahi ne hissedelim. Buraya geldiğimde biraz pişman gibi oldum. Yerimiz yurdumuz gitti. Eviniz kaldı mı suyun içinde? Evimiz de kaldı, yerimiz yurdumuz da kalacak yakın zamanda. Evim kalmadı da kalacak yani yakın zamanda.
İsmim Halil Sağlam. Halil Bey, sizin de eviniz mi su altında kaldı? Benim de evim su altında, hemen hemen kalmak üzere. Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturuyorum. Orası işte çarşı, burası bizim. Şu anda neyi seyretiyorsunuz? Şu anda evinizin su altında kalmasını mı seyrediyorsunuz? Üzülüyoruz. Gerçekten yani bu çok üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok artık, devletimiz için katlanıyoruz buna. Ama işte başka da bir şey diyemiyorum, ne bileyim. Ben Yüzübeli'nin en kıdemli esnafı Muzaffer Cellat. Muzaffer Bey, şu an neyi seyretiyorsunuz buradan? Buradan geçmişimizi seyrediyoruz. Sular altında kalan 55 senelik evimizi, bahçemizi seyrediyoruz. Üzülüyor musunuz? Ya üzünlenmek yani az kelime de, bir ağlamama için kendimizi zor tutuyoruz yani. Kaç yıllık esnaftınız? Ben 55 yıllık esnafım. Şu anda nerede kaldı şu anda? Su altında kaldı mı eviniz, iş yeriniz? Evimin birinci katı bahçe su altında. İkinci katı çıkmak üzere, buradan böyle hüzünle seyrediyoruz yani. Sonra aşağıda, Nusret Bey, aşağıda evimiz, bahçemiz vardı. 400 metre, 500 metrekare. O bahçemizi hatta zamanla kat karşılığı istediler, vermedik. Niye? O bahçenin şeyi başkaydı. Şimdi de buraya çıktık, apartman dairesine hapsolduk. Öyle uzaktan hayal yapıyoruz, hayal ediyoruz yani her şeyi. Güzel. Bir şey söyleyeyim, yani bunu şeyle söylemek istemedim de. En son buraya çıkacaktı. Ha burada da Yusuf Bey, Yusuf Bey'in kodu belli mi acaba?